Efendim iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız sormak lazım. Emekliler İstanbul'da yine eylemdeydi. Bayram ikramiyeleriyle ilgili iddialar var, aktaracağım ama sormak lazım. Asıl amaç emekliler mi, seçim mi? Ordu Çamaş ilçesinin Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı, rakibi CHP'nin adayı Leyla Çatır'la ilgili öyle ifadeler kullandı ki ağzınız açık kalabilir. Sormak lazım. Ahlak gerçekten nedir? Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Belediye seçimlerine geri sayım hızlandı. 3 hafta sonra pazar günü sandık başında olacağız. Siyasilerin de temposu arttı. Karşılıklı sözleri sertleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesi İzmir'den CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Özgür Özel ise her defasında onunla kavga etmeyeceğim diyor. Edirne'de 3 miting yapan Özgür Özel ekonomiyi gündemden düşürmedi. CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi'den rol çalıyor. Tayyip Erdoğan benimle kavga etmek istiyor, görüyorsunuz. Her gün bir iftira, bir hakaret. Özgür Efendi bir diğer Türk filmindeki mazlum karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Onunla kavga edeceğim ama onun belirlediği çatışma alanlarından değil, emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim. İzmir'de oklarının hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özel'in genel başkanlığını eleştirdi. Özel ise Erdoğan'la kavga etmeyeceğim. Benim gündemimde vatandaşın çözüm bekleyen dertleri var dedi. Her mala zam 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 yapıyor. Dönüyor bize dem 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 deyip kavga etmeye çalışıyor. Terör örgütlerinin uzantılarıyla kent uzlaşısı adı altında gizli saklı İşler çevirmeyi sürdürüyorlar. Dünya kadar yalan, dünya kadar iftira. Sandığa sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de, Özgür Özel Edirne'deydi. İzmir'in Gündoğdu Meydanı'ndan önceki seçimlerdeki gibi Erdoğan'ın rakibine terörle işbirliği suçlamaları yükselirken CHP lideri Özel ekonomi hayat pahalılığı enflasyon karnesini aştı iktidarın. Geçen sene 126 lira zeytinyağının litresi, bu sene 342 lira. Ramazan sofrası pirinçsiz pilavsız olmaz. 37 liralık pirinç 65 lira oldu. Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. İşte bunların durumu tam da o şekilde. Pazarda yangın var, cüzdanda yangın var, mutfakta yangın var. Bu yangın üflemekle sönmez, sandıkta söner. Sandıkta bu yangını söndürecek miyiz? Özgür Özel her fırsatta Türkiye İttifakı'na vurgu yapıyor. Cumhur İttifakı içinse korku tanımlaması, korku ittifakı. Karşımızda korkuyu örgütlemeye çalışan bir iktidar var. Yalana sarılmış. Korku siyasetiyle iradenize ipotek koymaya çalışanlar varsa tek dertleri sizin bu hassasiyetinizi istismar etmektir. Bizim öyle bir gündemimiz yok. Bizde kibir olmaz, riyakarlık olmaz. Meydanlar değişiyor, liderler karşılıklı sert söylemlerle sandığa gidiyor.